Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü video birazcık ortaya karışık videosu olacak. Nasıl ortaya karışık videosu olacak? Merak edilen ve çokça sorulan sorulardan bahsedeceğim. Hesap sizi yanıltmasın. Arkadaşımın bir hesabıyla giriyorum. Eğer Discord sunucumuza katılmadıysanız aşağıdaki linkten Discord sunucumuza katılabilir. Akşamları sessiz sohbetlere gelebilir. Yemin ediyorum Şampiyonlar Ligi maçı gibi. Ne Abi almıştır ya? kalkanın içinde tek atıyor ya. Sen kalkan vuranı çıkarsana bir. Ahab Ben mı? şurada. Bunu mu? Ahab'ı çıkar bir. Abi adam Ahab'a hasar Ya vurmuyorlar ki. kuyuk. Ahab'ın bir işe yaradığı yok. Ahab'ın yerine Allah'ın ne şey... verdiyse hasar mı vereyim? Komutanları dizdirebilir ve itemler hakkında konuşabiliriz ki çok güzel, çok hoş sohbetler dönüyor sessiz sohbetlerde. Bayağı kalabalık oluyoruz. Dünkü sesli sohbette katılan tüm arkadaşlara da teşekkür ederim. 15 kişi sesli sohbette muhabbet ettik. Hem takım yaptık, hem sohbet ettik, hem makara kukara yaptık. Çok güzel bir ortamımız oluştu Discord sunucumuzda. Siz de katılmak isterseniz aşağıdaki linkten bizlere katılabilirsiniz. Haydi şimdi oyunumuza geçelim. İlk sorulan sorulardan biri oyuna başladığımızda hangi paketleri almalıyız diye gelen bir soruydu. Hangi paketleri almalıyız? Sizin de paketler hakkında bir fikriniz, bir görüşünüz varsa aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben eğer oyuna para yatıracaksam ilk önce zanaatkarların gücünü alırdım. Neden? Çünkü beni inanılmaz öne geçirecek bir paket. Birincisi hem 3 tane inşaat birden yapabiliyorsunuz. İkincisi ise sizin inşaat sürelerinizi inanılmaz derecede aşağı çekiyor. Yani bir inşaat süresi 4 günse bu paket sayesinde 2 güne düşecek. Belki de 1,5 güne düşecek. Bu da sizin inanılmaz öne geçmenizi sağlayacak. Ben alsaydım VIP kutularından başlardım. Birincisi 3. inşaat. İkincisi de VIP kutuları. Çünkü VIP kutuları inanılmaz derecede güzel bir içeriklere sahip. Birinci VIP kutusundan başlayıp 7. VIP kutusuna kadar gittiğinizde ise boğayı almış olacaksınız. 7. VIP paketi size boğayı verecek. Size paketlerden gelen bir kahraman olduğu için bu ayı da sahiplenmiş olacaksınız ki gerçekten güzel bir komutandır. Eğer hangi paketi alalım derseniz birincisi zanaatkarlar gücünden, ikincisi de VIP kutularından giderdim. Üçüncüsü ise abonelik. Alabiliyorsanız yeşim kutsamalarını alabilirsiniz. Bütçeniz varsa altın kutsamaları size önerebilirim. Hem otomatik ticarette sizi öne geçirecek hem de inşaat hızlandırması verecek. Yıldız izleme oranınızı da %5 arttıracak ve ayrıca günlük bunları almış olacaksınız. Şuradaki kabuktan alıyorsunuz. Sarı kabuktan. Oyunun kahraman çekiliş oranı o kadar düşük ki bunu çokça dile getirsek de çokça konuşulsa da düzelteceklerini söylediler. Fakat oyunun kahraman çekiliş yerindeki oranlar inanılmaz düşük. Yapımcıların beni izlediğini biliyorum. Çok iyi biliyorum hem de. Alıyorum haberleri. Size bir de buradan seslenmiş olayım. Oyundaki kabuk çekiliş oranlarınız düşük. Onları biraz daha dengelersek sarı kahraman sahibi olabileyim. Oyun tamamen çok inanılmaz bir şansa dayalı bir oyun. Para yatırsanız da kabuk çekilişlerinde size sarı kahraman, istediğiniz bir sarı kahraman düşmüyorsa düşmüyor. Hadi inşallah dua et benim için. Halil İbu. Ali İbrahim de Recep'in takımında. Bu kadar mı şanssızlık olur bu? Kraken kestiğinizde size istediğiniz bir parça düşmüyorsa düşmüyor. Çünkü oyun tamamen para da yatırsanız tam bir şans işi. O yüzden paketlerden bahsettik. İkinci bahsedeceğim şey de çeteden bahsedeyim. Biz çete kurduk, ne yapmamız gerekiyor diye soran arkadaşlar olmuştu bayağı bir. Şu bilgelik yerini yükseltirseniz savaşlar bölümünde bölgesel genişleme, hızlı darbe, çete hakimiyetini yükseltirseniz daha fazla liman alma, daha fazla nöbet kulübesi işgal etme yerlerini bir an önce yaparsanız sınırınızı daha rahat çizmiş olursunuz. Biz gördüğünüz gibi ilk önce çete bölümlerinde onlara yükleniyoruz ki sınırlarımızı bir an önce genişletelim. İkinci çokça sorulan sorulardan biri de lonca ilişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz? Lonca ilişkilerinizi bir limana gittiğinizde oradaki görevleri yapıyorsunuz. Şuradan gösterecek olursam bir limana yaklaştığınızda şuradaki lonca görevlerini yaparsanız bunlardan lonca ilişkilerinizi daha hızlı yükseltebilirsiniz. Ayrıca haritayı şöyle büyüttüğümde biliyorsunuz her videoda söylüyorum etrafta gözüken şuradaki beyaz ikonları toplarsanız lonca ilişkileriniz daha hızlı, daha aktif bir şekilde yükselebilir. Onu da şurada çanta bölümüne basıyorsunuz. Şu ünlem işaretine çıkıyorsunuz ve aşağıda gördüğünüz gibi tamamlanmamış sis olayları yazıyor. Lonca ilişkileri dünya amblemi diyor. Şuradaki oka basarsanız sizi direkt o ikonun yanına götürüyor ve bunları oynadığınızda da buranın da püf noktasını söyleyeyim. İki dağın arasında bir nokta var. Oraya bastığınızda size direkt bir tane yakalayacak. Bu görevleri yaptığınızda lonca ilişkisi kuponlarını almış, paralarını almış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir de dünya amblemi alıyorsunuz. Lonca ilişkilerinizi isterseniz buradaki
görevlerden ki bunlar da biliyorsunuz imza istiyor. Belirli bir limite kadar yapabiliyorsunuz bu görevleri. 5 limite kadar. Fakat ikincisi de gösterdiğim gibi haritayı büyütüp buradaki beyaz şeyleri topladığınızda buradan da toplayabilirsiniz şu şekilde. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Böyle de toplayabilirsiniz gördüğünüz gibi. Ya da çantaya basıp şu üst ümleme basıp o sizi zaten götürecek ve buradan toplamış olacaksınız. Böyle de haritayı dolaşıp şu şekilde toplayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi lonca amblemlerini veriyor. Bunları toplamayı unutmayın. Haritayı bitirmeyi unutmayın. Kaçakçılık ruhsatını en sağlıklı nasıl kullanabiliriz diye. Kaçakçılık ruhsatını en sağlıklı biliyorsunuz daha önceki videoda da bahsettim. Şurada kara borsa yeri var. Şu torba sarıysa burada kara borsa yapabilirsiniz. Kara borsada burada basıyorsunuz. Bu limana gidiyorsunuz. Ben şimdilik bir gideyim hemen o limana. Bu limana geldiğinizde gördüğünüz gibi burada kara borsa yeri var. Bu kara borsada şunları şurada bir satalım. Çantamızı bir boşaltalım. Şuradan deponuzun limiti kadar alabiliyorsunuz. Yani depomun limiti 32'ymiş gördüğünüz gibi. 32 bilet harcıyorum. Buradan bunu alıyorum. Aldım şu anda. Ve benim klanımın aldığı bir limana gidip bunu satarsam daha fazla bir kar elde edeceğim. Yani şuradaki görüyorsunuz mavi bir liman. Şimdilik böyle gösteriyorum. İlerideki beyaz olan limanları da satabilirsiniz. Şöyle hatta göze basıp bu gözde biliyorsunuz bir arkadaşınızın üstüne tıklıyorsunuz ve sizi oraya göze bastığınızda teleport ediyor. Buraya gidip bu limana gelip bu liman çünkü bize ait bir liman. Geldiğinizde buraya buradaki pazarda satarsanız daha iyi kar elde ediyorsunuz. Kara borsa biletinizi bu şekilde size ait limanlarda harcarsanız daha iyi altın elde edebilirsiniz. Başka altın kesme olayı da gördüğünüz gibi bazı arkadaşların resimlerinin yanında kuru kafa işaretleri var. Şu kuru kafa sizin kötü şöhretinizi gösteriyor. Ruhsatı görüntüle dediğinizde de burada kötü şöhrete sahip arkadaşları görebiliyorsunuz ve buradan yaklaşık kötü şöhretteki oyuncuları kestiğinizde yaklaşık günde şaka yapmıyorum 1,5 milyon altın kasabiliyorsunuz. Ters tarafı da savaş başlatabilirsiniz. Şunlar bizim klanda olduğu için hiçbir şey yapamıyoruz. Buradan geliyorsunuz, bakıyorsunuz size 279 metre uzaklıkta, 305 metre uzaklıkta. Zaten şuraya bastığınızda nerede olduğunu gösteriyor. Kontrol et dediğinizde de onun yerini size gösteriyor. Böyle gidip burayı kestiğiniz zaman inanın yani günde 5-6 kişi kesseniz, 7 kişi kesseniz 1,5 milyon altın rahat topluyorsunuz. Belki de 2 milyon altın topluyorsunuz ki Enes arkadaşıma da buradan selamlar. Şöyle söyleyeyim, kötü şöhret avında gördüğüm en iyi oyunculardan biri Enes kardeşim, buradan sana da selamlar olsun. Buradan yaklaşık 2-3 milyon altın kastığını gözlerimle görmüş şekildeyim. Altını da en iyi böyle kasabilirsiniz. Tabii savaş çıkartabilirsiniz. Onu da baştan söyleyeyim. Fakat çok da güzel altın kasıyorsunuz. Etkinliklere gelecek olursak etkinlikler de çok soruluyor. İşte hızlandırmalarımızı biriktirmeli miyiz diye. Hızlandırmalarınızı biriktirirsiniz. Kameraları yükselterek ya da kahramanları işe alarak daha fazla puan kasın diye bir etkinlik geliyor. Oyunun 4. veya 5. gününde. 1. günde ticaret yoluyla altın kazan var. Otomatik ticaret yapıyorsunuz. İkinci günde de hızlandırmalarınızı kullanabilirsiniz. Kahraman çekiliş biletlerinizi kullanabilirsiniz. Üçüncü günde de işte yıldız izleme, dördüncü günde ticaret gemisi yağmalama diye giden bir etkinlik var. Hızlandırmalarınızı isterseniz dördüncü güne, beşinci güne kadar saklayın. Kahraman çekiliş biletlerinizi saklayın. Bu etkinlikte kullanırsınız. Bir diğer etkinlikse Korsan Kralın izi. Burada da ne yapıyoruz? Burada da Kızıl Muhafız gemisini alıyoruz buradaki görevleri yaparak. Bu da bir etkinlik. Buradaki etkinliği bir an önce bitirmeye çalışırsanız daha sağlıklı ilerlemiş olur. Şuradan da Kızıl Muhafız'ı bir an önce almış oluyorsunuz. Ölümsüzlük intikamı biliyorsunuz bu hayalet gemi deniyor. Ölümsüzlük intikamı hayalet gemi diye geçiyor. Hayalet gemiye her gün girmeye çalışın. Burada saati yazar 11 dakika sonra başlayacakmış. Burada ne kadar çok hasar verirseniz birinci sıradaki hasarı siz alırsanız çok iyi hızlandırmalar veriyor ve çok iyi bir kahraman yükseltme XP kitapçıkları veriyor. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Aşağıya bir küçük yorum, bir de beğeni alırsam çok sevinirim. Discord sunucumuza katılmayı, gelmeyi unutmayın. Hoşça kalın.